Şimdi arkadaşlar altında psikiyatrist yazıyorlar. Doğrusu psikiyatr mıdır, psikiyatrist midir? Yani nece konuştuğunuza bağlı. Fransız ekolü psikiyatr, psikiyatrist. Bence bu çok önemli bir... Bazı izleyicilerden şey geliyor da yanlış yazıyorsunuz diye. Yani ben de karar veremedim, o yüzden sözlüğe de baktım, herkese doğru görünüyor. Hastalıkları uzmanıdır. Bu şey konusunda, bu genetik konuda bir Hakan Hoca'nın söylediklerine bir katkıda bulunmak isterim. Çok güzel özetledi. Şimdi yeni bir kavramda epigenetik değişiklikler. O ne demek? O şu demek, yani bir kimsenin genetik olarak bazı yatkınlıkları ve farklılıklar oluyor. Bir de yaşam olaylarıyla beraber genlerin, şimdi çok tıbbi şeyine girmeyeyim, görüntüsünde, bir şeklinde bazı değişiklikler yaratılıyor. Mesela işte bir belli kimseler diyabetle ilgili bir genetik şeysi yok. Fakat yaşam olaylarıyla yine biraz önce söylediğimiz gibi o nöroplastik değişiklik, beyindeki kalıcı değişikliklerle epigenetik değişiklik olduktan sonra bir süre sonra genetik yatkınlıklar oluşturabiliyorlar. Yani sonradan değişmiş gen, evet, yapısı. Yani çocukluk ergenlik çağında çok duygusal yoğunluğu, çok kuvvetli yaşantılar kişide epigenetik değişiklikler yaratarak sonraki nesillere de etki yaratma eğilimi gösteriyorlar. Maalesef. Şimdi belki biraz önce söylediklerimizi daha iyi anlaşılır olması açısından, bugün psikiyatrik problemler, insanlar çok pozitif, çok çok olumlu yaşantılar yaşadığı için ortaya çıkmıyor. Psikiyatrik semptomları bu anılar şekillendiriyor. Psikiyatrik problemi olan, psikiyatrik rahatsızlığı olan her insanda baktığımızda belli bir oranda stres, olumsuz yaşam olayları, gelişiminde temel ihtiyaçlarının karşılanmaması gibi belli bir oranda stres oluyor. Bizim şimdiye kadar, burasını biliyorduk, bizim şimdiye kadar ortaya koyamadığımız şey, bu kimselerin hiçbirinde spesifik bir risk faktörü bulamadık. Ne oluyor da A kişisi bir işte takıntı problemi oluyor, obsesif kompulsif bozukluğu, B kişisinde yeme bozukluğu oluyor. Niye birçok işte sıkıntısı olan insan intihar etmiyor da bu kişiler intihar ediyor? Bunların semptomları şekillendiren ve de semptomların o basıncını, devam etmesini ve kişinin yanlış olduğunu bile bile bunu değiştiremiyor olmasını bu yaklaşımla ek olarak açıkladık. Ki bu bizim tedavimiz açısından çok önemli. Peki hocam, şimdi mesela bir vatandaşımız, izleyicimiz şöyle bir şey diyor ki... Eşim yaklaşık 30 yıldır obsesif kompulsif bozukluk hastası. Evet. Beyin elektrisel akım şeması ve buna göre ilaç tedavileri, hipnoz, grup terapi ve tabii ki pek çok çeşitli ilaç tedavisi yöntemlerine başvurduk. Bu tedavilerden elde ettiğimiz kazanç, yani psikiyatrik kazanç %10'u 20'yi geçmedi. Çok çaresiz bir süreçte 30 yıl geçti diyor. Bilim çaresiz mi hakikaten bu psikiyatrik bozukluklar karşısında? Yani şöyle söylemek lazım. Obsesif kompulsif bozuklukların belli bir oranda tedavi ediliyor. Bu 60-70-80'lere varan kişi ne kadar erken başvurursa belli bir bölümünde zaten yetersiz kalıyoruz ve bunun için semptomları oluşturan beynin kodlarını çözememiştik. Peki mesela küçük takıntıyla obsesif kompulsif bozukluk arasındaki fark nedir? Mesela mesela ben çocukluğumdan beri yolda yürürken çizgilere basmamaya gayret ederim. Evet. Şimdi bu bir zararsız bir takıntı. Aynen. Ama bunu abartabilirim de. Buradaki çizgi nerede ayrılır? Yani ne zaman anlaşılır bu, o? Eğer kişi bunu yaşantısında ciddi bir sorun çıkarmasına rağmen kontrol edemiyorsa, durduramıyorsa ve artık yaşamının çeşitli alanlarında işlevsel bozukluklar yapıyorsa... Yani yolda çok çizgi var ve oradan yürüyemez hale geliyorsa... Evet, yani o saati, o da bir saatte yürüyorsanız 2 dakikalık yolu... ya da bunun için artık çok bunu yapamadığınız yolda çok çizgi var, ben yola çıkmayayım diyorsam... Evden çıkmamaya başlıyorsanız o zaman bir problem haline geliyor. Zaten psikiyatrik problemle sağlıklı davranış böyle bir noktadan sonra artık problem değil, bir geçiştir. Biz onun için... bu tür problemli davranışları anladığımızda beynin nasıl çalıştığını da çok daha iyi anlayabiliyoruz. Nelerden hangi davranışları ortaya koyduğunu anlıyoruz. Peki mesela geçmişinde hiç reklam arası çocuklar. Bu soruyu sorayım, sonra reklama gideriz. Geçmişinde hiçbir travmatik bozukluk olmayan, hiçbir travma yaşamamış insanlarda da psikiyatrik, psikolojik rahatsızlıklar olabiliyor diye biliyoruz.
Mümkün müdür bu, yoksa bilmediğimiz ve keşfedilemeyen bir travma muhakkak var mıdır? Zaten bizim en zorlandığımız alan da burası. Travma ile semptom arasında bağlantıyı kurduğumuz zaman bunu anlıyoruz. Ama travma belli bir şiddette olmayan ama yaşantısında, çocukluk ergenliğinde belli bir oranda stres yaşamış kimseler de psikiyatrik problem çıktığı zaman o bağlantının neden o kişide tam da o çıktığını anlamakta zorlanıyorduk. Şimdi burada şöyle de anlamak lazım. Şimdi bizim pozitif bir yaşantı kişinin o andaki durumuyla çok iç içedir. Siz diyelim bütün derslerden hep 100 alıyorsunuz. Bir sonraki sınavdan da 100 alıyorsunuz. Bunun sizin için ödül değeri veya pozitif yaşantı değeri çok yoktur. Çünkü beklediğinizle aldığınız arasındaki farka bakıyoruz. Ama diyelim bir başka arkadaşınız işte 40 alıyor. Eğer 50 almazsa işte okuldan atılacak, tamirciye gönderilecek vesaire gibi. Tamirci çırağı olacak. Tamirci çırağı. Tamirciye beyni tamir göndermeyecek. Aynen. O kişi 55 aldığında... Siz 100 aldınız, o 55 aldı. Aradaki fark aslında o. Sizin ödülünüz daha yüksek ama onun ödülü çok daha yüksek. Çünkü onun için hayati önemi var, daha fazla kaygısı var. Onun için o yaşantı onda çok daha güçlü bir etki yaratıyor. Çok güçlü bir öğrenme yaratıyor. Eğer o öğrenmeyi hayatın ileriki döneminde başka problemleri çözmek için kullanabiliyorsa bu bir semptoma dönüşmüyor. Ama o öğrenmede diyelim işte bir futbol karşılaşmasında veya herhangi bir yaptığı bir şeyde sadece o davranışını tekrarlıyorsa bu zaman takıntılı davranış ortaya çıkıyor. Veya işte yeme bozukluğunda çocuklar, her çocuk, birçok genç kız kilo vermeye çalışıyor. Kilo veremeyenler de yeme anoreksiye olmuyor. Kilo verebilenlerin de bir kısmında anoreksiye oluyor. Onun da etkisi o anda, eğer o kiloyu verme onun hayatı için, kendini gerçekleştirmesi için çok aşırı bir önem kazanmışsa, hayatın diğer alanlarında ortalamadan daha fazla stres varsa, o yaşantı aşırı bir olumlu etki yaratıyor. Ve sonra o davranışını, kilo verme davranışını, yemeği reddetmeyi durduramıyor. Yani pozitif yaşantılarda A, çok güçlü yaşantı olacak. B, bunu yaratan yani da zaten travmanın içerisinde yaşadığı süreç. Pozitif veya negatif travmanın illa da çok belirgin, çok yüksek düzeyde olması gerekmiyor. Çok küçük bir şey de olabilir, evet. Farkına varamayacağımız. Ama hayatında da belli bir oranda o kişi stres açısından önem taşır ileride, sadece. İleride problem Peki olur. Bir reklam arası mı der ya?